önce Şimşek'ten tabii yeni açıklamalar da var. Onu da bir not olarak hemen söyleyelim. Ardından soracağımız pek çok soru var. Mehmet Şimşek diyor ki KDV, MTV ve gelir vergisi artmayacak. Yani seçimden sonra artacağı yönünde bazı beklentilere ilişkin bu açıklamayı yapıyor. Düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için de artık yeni POS cihazlarının kullanılacağını ve Haziran'dan itibaren bu yeni makinelerin çalışacağını, eskilerinin ise işlevsiz kalacağını söylüyor. Aynı zamanda kira geliri beyanı içinde 420 bin konutun ziyaret edileceğini söylüyor. Böyle de bir açıklama var. Vergi artışı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Bunu da bir not olarak düşelim. Şimdi Sayın Özdemir, siz biraz önce altını çizdiniz. Siz anlatırken özellikle dolardaki bu artıştan bahsederken ben de bir yandan bankalardaki durum nedir diye baktığımda korkunç bir alım satım makası karşımıza çıkıyor. Yani ekranda gördüğümüz o, hatta yönetmenimizden rica edelim o canlı piyasa ekranını da getirelim ekranlara. O piyasalarda ya da televizyonların alt köşesinde görülen bu rakamlardan o doları ya da o euroyu alabilmek mümkün değil. Hele bankalardan hiç mümkün değil. 1,5 lirayı aşan bir alım satım makası var. Bu makas daha da düşmesi beklenirken neden daha da artıyor ve nereye kadar artacak? Yani tamamen şu anda bankalardan paranın dövize yönelmesini önlemeye çalışıyorlar. Ha bunu başarabiliyorlar mı? Başaramıyorlar. İnsanlar sonuçta bu aradaki 1,5 liralık makasa rağmen dolar alıyor. Türk lirasından kaçıyor. Bakın biraz önce yine Mehmet Şimşek dediniz. Burada atlanılmaması gereken çok önemli bir olay var. Zorunlu deprem sigortasının yanında afet sigortası. Evet. Bu vatandaş bir kabustur. Bakın bu bir vatandaş için kabus. Zaten ekonomik gücü olan insanlar evine DASK'ın yanı sıra bir de eşya sigortası yaptırıyor. Ve bunun bugün maliyeti 7 bin lira civarında. Eğer siz bunu zorunlu olarak insanlara dayarsanız o zaman kalkıp da her ay bizden iletişim ya da diğer adıyla deprem vergisinden de vazgeçmeniz lazım. Biz çifte vergi ödüyoruz. Yani deprem vergisi her alo deyişimizde, her telefonumuzda aylık 15 lira ile 17 lira arasında biz iletişim vergisi ödüyoruz. Aslında bunun ismi deprem vergisidir. Peki biz bunu niye ödüyoruz? Siz Maraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da insanlara dağıttığınız 100 bin liranın faturasını niye vatandaşa kesmeye çalışıyorsunuz? Yani her vatandaşa ki ben bu konuda bu haberden hemen sonra dün bazı sigortacılık sektörü yetkilileriyle görüştüm. Aslında bu çalışmanın 20-25 gündür yapıldığını öğrendim. Ve kapsamının da tamamen eşyalara yönelik. Yani DASK yine aynen devam edecek. DASK'ın yanı sıra eşya sigortası ve ölüm karşısında belirli bir miktar ödenmesi. Yani siz deprem anında evinizin en az 500 bin lirayla sigortalamak zorundasınız. Bunun da maliyeti her bireye, her vatandaşa 7 bin liraya mal oluyor. Yani artık ekmeğe neredeyse makarnaya muhtaç bir halktan siz 7 bin liraya da devletin yapması gerekeni sigorta aracılığıyla yine vatandaşa yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten belirtilmesi gereken büyük bir kabus. Vatandaş seçim sonrası çok uzun değil. Çünkü bu iktidarın artık tahammülü yok. Yani yeniden bu sektöre koyacak işte gördük halen daha deprem evleri teslim edilmedi. İnsanlar on binlerce değil yüz binlerce insan çadırlarda yaşıyor. Ve bunu da sigortaya yıkmaya çalışıyorlar. Dikkat edilmesi gereken bana göre muhalefetin özellikle bu konuyu ayağa kaldırması gerekiyor. Yani bu affet sigortası tamamen para tuzağı, vatandaşın cebinden para almak. Evet. Hiçbir şey değil. Son sorumuz da şu olsun. Müsaade ederseniz az önce Kapalı Çarşı'da arkadaşlarımızın dünkü izlenimlerini ekranlara getirdik. Orada piyasa uzmanı, piyasa aktörü Reşat Yılmaz dedi ki izleyicilerimiz de gördü. Yakında seçimden sonra Cumhuriyet altını asgari ücreti geçerse şaşırmayın dedi. Çok çarpıcı bir açıklamaydı. Ne dersiniz altındaki yükseliş nereye kadar sürecek? Şimdi altını bakın ben burada finansal okuryazarlık adına da insanları bilinçlendirmek istiyorum. Altını kesinlikle iç piyasadaki hareketlerle nitelendirilmemesi gerekiyor. Evet Cumhuriyet altınındaki fiyat artışı artıyor. Ama bu artışın iki nedeni var. Bir Türk lirasının değer kaybı, ikincisi ise uluslararası piyasalarda
altının onsunun değer kazanması. Yani altın yatırımcısı tamamen buradaki kuyumcu sektörünün ya da benzeri yurt içi gram altın analiziyle hareket etmemesi lazım. Evet, altının önü tamamen şu anda açık vaziyette. Çünkü artık FED yetkilileri de faizlerle ilgili çok olumlu mesajlar veriyorlar. FED'in kısa bir süre sonra faiz indirimine gideceği konuşuluyor. Biz bunu sizin programınızda da sık sık dile getiriyoruz. Artık altın için uzun bir uykudan uyanma dönemi. Yani altının yolu çok uzun. Türkiye buna da hazır olmalı. Ama burada ana belirleyici dediğim gibi ONS ve FED. Yani Türkiye'deki gelişmeler sadece altına dolar kadar, bakın dolardaki artış kadar etki eder. Ama asıl fiyat artışı ONS'dur ve ONS da şu anda adeta şahlanmaya hazır bir halde. Zaten 2100 doların çok üzerine çıktık. Bunun kısa sürede 2200 dolara çıkması bekleniyor. Evet, bir yurttaş, bir emekli, bir asgari ücretli dışında zaten her şey şahlanmış durumda. Dolarda, euroda, altında tablo bu. Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için sağolunuz. Paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bizlerle birlikteydi bu bölümde. Değerli izleyiciler, böylesi